Lütfen herkes eğri otursun, doğru konuşsun, ben de buna başta dahil olmak üzere ve yaptığımız, ettiğimiz şeyleri Kur'an'ın süzgecinden geçirsin. Hele hele din hususunda, Kur'an dışındaki kaynaklara, beşeri üretimlere, kültürel kaynaklara başvurarak din hayatı ikame edilemez. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki, e wala tashtaru <laughs> bi ayati thamanan Allah'ın ayetlerini ucuz bir karşısına. bedel karşına verin. Bir de wala telbisul hakka bil batil. Hakkı batılla karıştırmayın. Biliyorken diyor. Düşüne düşüne bile bile hakkı batılla karıştırmayın. O bile bile de çok önemli değil mi Evet. Evet. Entum ta'lamun. Bile bile. Biliyorsunuz bunu. Biliyorsunuz. Yani yaptığınız işin farkında. Yani var. biliyorsunuz. Adam diyor ki ya ya diyor biz Kur'an'ı anlayamayız. Nasıl anlayamayız? Niye anlayamıyoruz? Biz kimisi Kur'an anlıyor. Allah Kur'an'da buyuruyor ki: "Biz kitabı kolay kıldık. Biz bu kitabı ayetleri indirdik ki aklınızı kullanasınız, ibret alasınız ve bu kitabı izleyesiniz." Şimdi tekrar döneyim izleme bu ayeti kerimeye. Diyor ki: "Eğer bu kitabı kendilerine kitap verdiklerimiz ki biz de kitap ehliyiz, onu hakkıyla tilavet ederlerse ancak o kitaba inandık deme hakkına ulaike yu'minun bi işte ancak bunlardır o kitaba inananlar diyor. Ve devamında diyor ki ve men yekfur bihi ona küfredenler ise. Şimdi bakın Arapçanın veya Kur'an'ın kitabın beyan üslubunu bir parça bilenler burada çok dehşetli bir şeyi böyle açık değil ima yoluyla bize Yakalarlar. işaret ettiğini gösterir. O da şu Bakın bir önce kitaba inandık demeyi şu şarta bağladı. Biz bu kitaba inandık. Biz Kur'an müminiyiz diyor musunuz? Ha, o halde bu bu hakka kim kimler sahiptir? O kitabı tilavet edenler, o kitabı izleyenler, o kitabı anlayıp sürekli okuyup hayatına rehber olarak görenler. Yani o kitabı tilavet izleyenler, o kitabın arkasından gidenler bu kitaba inanma inandık deme hakkına sahiptirler. Eğer diyor bu kitabı tilavet etmeyerek etmeyenler dolayısıyla o kitaba küfretmiş sayılır. Allah korusun. Çok ciddi bir uyarı bu. Yani Allah'ın apaçık ayetlerinin üzerine örtmüş oluyorlar örtmüş aslında. Örtmüş oluyorlar. Yani küfretmek tabii evet. sövmek manasında değil. Sebbetmek ayrı. Küfretmek, örtmek, reddetmek, inkar etmek demektir ki... E, bu bakımdan biz sahih ve doğru bir İslam'ı, doğru bir din hayatını, sağlıklı bir İslami hayatı kendi üzerimizde, çevremizde, toplumumuzda ve dünyada yaşatmak istiyorsak, yaşamak istiyorsak o zaman kitabın gösterdiği yolda yürüyeceğiz. Çünkü bu dinin sahibi Allah Teala